Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 17. Ayet. Yüce Allah'ın sözlerini unuttu insan. Yeniden tapar oldu putlara. Kendi eliyle yonttuğu taş ve tahta suretlerden korkup, onlardan medet umar oldu. Bir tanesi hariç, tüm insan oldu. O bir kişi, henüz bir çocuk olan, ama Yüce Allah'ın yüreğine saçtığı nurla, aklında bu putlara dair sorular olan Hazreti İbrahim'di. Büyüdükçe Hazreti İbrahim, soruları da büyüdü. Babası Azer'in putları yontmasını gördükçe soruları daha da artıyordu. Dedi ki, ben gördüm, bu putlar odundan yontulurken, insan elinden çıkan suret nasıl ilah olabilir insanoğluna? Nasıl yaratır insanoğlunu ve cümle tabiatı? Bir gece yüreği sıkılgan, aklı sorularla doluyken, gökyüzünde pırıl pırıl parlayan bir yıldız gördü gözleri. Buldum dedi. Rabbimi buldum diyerek sevince boğuldu ama sevinci uzun sürmedi Hazreti İbrahim aleyhisselamın. Yıldız çağrılarına hiçbir cevap vermeden gökte yok oldu gitti. Günler geceye karışıyor, Hazreti İbrahim'in yüreğinde ağırlık artıyordu gitgide. Allah'ı arıyor ancak bir türlü göremiyordu. Dolunay vaktiydi. Gökte yüz yuvarlak ay ışık saçıyordu yeryüzüne. Ayı doğarken görünce de, işte Rabbim dedi. Ay da batınca, andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi ve anladı ki ay yüce Rab değildi. Gün aydınlanmış, güneş doğuyordu olanca sıcaklığıyla. Yeryüzü ışığa boğulmuştu. Hazreti İbrahim bu sefer de bulduğunu sandı Yüce Allah'ı. Ama güneş, akşam olup da batınca dağların ardında yine yanıldığını anladı Hazreti İbrahim. Güneş değildi aradığı Rab. Alacakaranlıkta, dizlerinin üzerinde tek başınaydı Hazreti İbrahim. Ve o an anladı ki, ne yıldızlar, ne ay, ne de güneş Allah olamazdı. Bütün bunlar her şeye kadir ve muktedir olan Yüce Allah'ın yarattığı şeylerdi. Onun gücü her şeye yeter ama benim gücüm onu görmeye yetmez dedi. Yüce Rab, Hazreti İbrahim'in gönlüne ışık saçmış, ona doğru yolu işaret etmişti. Yüreği de, aklı da aydınlıktı artık. Babasına müjdelemeye gittiğinde putlara taparken buldu. Allah yoluna davet ettiği babası onu ölümle tehdit edince sızladı içi. Yine de İbrahim şöyle dedi. Esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Putların yanına vardı elinde bir baltayla bir gece yarısı. Bütün putları parçaladı. Baltayı da sağlam bıraktığı en büyük putun boynuna astı. Mabet ve putları tarumar etmiş, biri hariç hepsini parçalamıştı Hazreti İbrahim. Ertesi gün yakalayıp getirdiler Hazreti İbrahim'i. Babil hükümdarı kafir Nemrut'un huzuruna. Kim dediler, kim parçaladı ilahlarımızı? Hazreti İbrahim boynuna balta astığı putu göstererek, bu yapmıştır belki de. Baksanıza, balta boynunda asılı dedi. Ama putlar konuşmaz ki dediler. Mutlak sen yapmış olmalısın. Dedi ki Hazreti İbrahim, öyleyse siz hala Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız? Yazıklar olsun. Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Hırsından ve öfkesinden çıldırdı kafir Nemrut.
cellatlarına ve yandaşlarına yakalattı Hazreti İbrahim'i ve "Atın ateşe!" diye haykırdı. "Atın ateşe yansın!" Ulu bir ateş yakıldı Hazreti İbrahim için ve içine atıldı Yüce Nebi. Yeri ve göğü yaratan, her şeye kadir Yüce Allah, "Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol!" diye emretti ateşe ve ateş ilişmedi Hazreti İbrahim aleyhisselama. Korktu Babil kavmi ve kafir Nemrut. "Şeytandır!" dediler Hazreti İbrahim'e ve kaçmak istediler. Kaçıp uzaklaşmak. Fakat Allahu Teala'nın öfkesi sarmıştı her yanı. Bir teki bile kurtulamadı Yüce Allah'ın gazabından ve helak oldu cümle kavim. Allah'ın kendisine ve yanındaki müminlere selam ve birçok bereketler ihsan ettiği Yüce Nebi Hazreti İbrahim aleyhisselama bizden de sonsuz saygı ve selam olsun.